Merhaba, bu videoda psikanalitik kişilik kuramlarına bakacağız ve bununla beraber gelişim kuramlarını da biraz inceleyeceğiz. Fazla kavram kullanmayacağım, kullanıyorsam da açacağım, açıklayacağım. Böylece hiç bilmeyenler bile rahat bir şekilde anlayacaklar. Ayrıyeten ben bir psikolog veya psikiyatr değilim. Yani bununla alakalı bir uzmanlığım yok. Ama araştırmışlığım var. Zaten kaynakları da açıklama kısmında göstereceğim. Merak edenler kendileri de okuyabilecekler. Ve kendi fikirlerimi, şahsi görüşlerimi, yani kendi düşündüğüm şeyleri aktarmayacağım. Daha ziyade Freud böyle diyor, işte mesela Erikson şöyle diyor ya da Allport böyle söylüyor gibi bu konuda uzman veya en azından otorite kabul edilen kimseler ne söylemişse onları aktarıp böyle söyleniyor diyeceğim. Haliyle herhangi bir uzmanlığa da gerek kalmayacak ve izleyenler de izlerken çok fazla zorlanmayacaklar. Neyse çok fazla konuyu uzatmayayım ve hemen başlayalım. Şimdi Freud, kişiliğimizin temelinin 5 yaş gibi hassas bir yaşta atıldığına dair bir iddiada bulunmuştu. Çocukların olgunlaşmamış fakat güçlü olan cinsel isteklerle nasıl baş ettiklerini vurgulayan bir gelişim evresi teorisi üretmişti. Ve psikoseksüel gelişim adını verdiğimiz bu kuramı 5 evrede ele almıştı. Bunlar oral, anal, fallik, latens ve genital dönemlerdir. İlk dönem oral dönem diye adlandırılır çünkü haz bölgesi ağızdır. Freud'a göre burada ortaya çıkan çatışma anneyi emmenin kesilmesidir. Memeden zamanında kesilmediğiniz veya çok fazla emdiğiniz takdirde bu ileride aşırı yeme, sigara tiryakisi olma ya da gevezelik gibi şeylere sebebiyet verebiliyor. İkinci dönem anal dönemdir ve 18 ila 36 ay arasını kapsar. Freud bebek büyüdükçe haz bölgesinin ağızdan anüse taşındığını ve çocukların dışkılarını istedikleri zaman tutmaktan ve bırakmaktan büyük haz aldıklarını ileri sürmüştü. Genelde bu dönemde çocuğa tuvalet eğitimi verilmeye başlanır ve böylece çocuk her istediğini her yerde her zaman yapamayacağını öğrenmiş olur. Freud'a göre tuvalet eğitimini düzgün verememek çocuğa yetişkinliğinde dağınık olmayı veya sorumsuz davranmayı aşılayacaktır. Fakat bazı çocuklar pis etmekten korkabilir ve dışkılarını tutabilirler. Freud, böyle çocukların yetişkinliklerinde cimri, aşırı düzenli veya inatçı olabileceklerini söylüyor. Üçüncü dönem fallik dönemdir ve 3 ila 6 yaş arasını kapsar. Çocuklar bu dönemde cinsiyet ayrımını fark ederler. Yani kendi genital organlarıyla tanışırlar. Freud bu dönemdeki erkek çocukların annelerine cinsel çekim hissettiklerine ve babalarını kıskandıklarına inanmıştı. Bu duruma da Oidipus kompleksi adını vermişti. Niçin böyle adlandırdığı uzun bir hikaye ama zaten kanalda Oidipus üzerine bir video paylaşmıştım. İzlemeyenler bakabilirler. Freud benzer şekilde kızların da fallik dönemde babalarına ilgi duyduğunu söylemiş ve buna da Elektra kompleksi demişti. Bu isim de yine Oidipus'u yazmış olan antik şair Sofokles'ten geliyor. Devam edersek sırada latens dönem diye ifade ettiğimiz gizil dönem var. Gizil dönem 6 ila 7 yaşlarında başlar ve ergenliğe kadar devam eder. Freud'a göre bu dönemde çocukların cinsel duyguları gizli ya da örtük kalır. Çocuklar entelektüel, fiziksel ve sosyal açıdan büyüyüp gelişirken cinsel açıdan gelişemezler ve genelde karşı cinsle anlaşamazlar. Bu yaşlarda erkekler yalnızca erkeklerle, kızlar da yalnızca kızlarla oynarlar ve her iki cinsiyet de karşı cinsi küçümserler. Beşinci ve son dönemse genital dönemdir. Yani ergenlik dönemi. Ergenlikte gizil dönemde bastırılan bazı cinsel duygular gün yüzüne çıkmaya başlarlar ve beden cinsel açıdan değişmeye başlar. Cinsel organlar büyür ve hormonlarımız devreye girerler. Fallik dönemde anneye ve babaya karşı yönlendirilen bu cinsel istekler ya da sarılma, öpme gibi ihtiyaçlar ergenlik çağında yabancılara karşı gelişmeye başlarlar. Freud'un bu psikoseksüel kuramı birçok psikanalitik kuramcı tarafından eleştirildi. Zira Freud cinselliği biraz fazla ön plana çıkarıyordu. Gerçekten de öyle, yani adamın rüyalarla alakalı yazdığı kitaplar bile her şeyi cinselliğe bağlıyor, her şeyi cinsel organlarla ilişkilendiriyor ve Freud bu açıdan biraz dalga konusu yapılıyor. Ama elbette adamın her söylediği de abartı veya yanlış değil. Hatta bu yüzden bugün halen Freud'u okuyoruz ve geliştirilen birçok kuram da Freud'un kuramları üzerine eklemek suretiyle geliştirilmiş durumda. Mesela burada Erikson psikososyal kuramla psikoseksüel kuramın üstüne bir basamak koymuş oldu. Freud psikoseksüel kuramda seksüelliği çok fazla ön plana atıyordu. Erikson ise sosyalliği ön plana koydu. Yani sosyal çevre, sosyal yaşam, bizim sosyallik derecemiz, bunlar karakterimizde cinsellikten daha fazla yer kaplıyor gibi bir düşünce öne sürüldü. Fakat Erikson kariyerine bir psikolog olarak başlamamıştı. Hatta lise mezunu bile değildi ki Piaget falan da öyledir ve bunlar önemli insanlardır. Erikson esasında Freud'un kuramları üzerinde gerçekten çalışmış, onları geliştirmiş, eleştirmiş ve ekleme çıkarma yapmış bir insandır. Böylece bizim psikososyal kuram diye bildiğimiz kuram zamanla psikoseksüel kuramın yerini almıştır. Bu şöyle: Freud'a göre insan davranışının asıl güdüsü cinsel doğadayken Erikson'a göre gelişimsel değişim tüm yaşam boyunca devam ediyordu. Yani yedimizde neysek yetmişimizde de o olacağız fikri psikososyal kurama göre yanlıştı. Erikson psikososyal gelişimi 8 aşamada incelemişti fakat bunları tek tek açıklamayacağım yoksa video uzayacak ve zaten ekranda yazıyor. Şimdi kişiliğin inşasına bakacağız ve burada ele alacağımız kuram topografik kişilik kavramı adıyla bildiğimiz ve bilinç, ön bilinç ve bilinç dışı olmak üzere 3 bölümden oluşan epey meşhur bir kuram olacak. Bu kurama göre bilinç, bedenin içinden veya dış dünyadan gelen algıları fark edebilen zihin bölgesidir. Ama bedensel algıları, düşünceyi ve heyecansal durumları da kapsar. Bilinç öncesi, dikkatin zorlanmasıyla bilinç düzeyinde algılayabildiğimiz zihinsel olayları ve süreçleri içeriyorken, yani anılarımız ve öğrendiklerimiz bilinç öncesinde bulunuyorken, bilinç dışına baktığımızda, ki bu genelde bilinçaltı diye ifade ediliyor, bilinçli algılamanın dışında kalan tüm zihinsel olayları, örneğin çocukluğumuzdan kalan fakat hatırlamadığımız bazı hatıraları ve belki de travmatik bazı tepkileri ya da koşullandırmaları içerdiğini görüyoruz. Devam edersek Freud, insan zihnini id, ego ve süperego olmak üzere 3 bölüme ayırmıştı. Ve bu 3 bölümle bizim kişiliğimizin, hareketlerimizin ve tavırlarımızın altında yatan motivasyonları ve sebepleri bulmaya çalışmıştı. Peki bu kavramlar ne ifade ediyorlar? Önce id'e bakalım. Kurama göre her kişi bir id'le doğar ve yeni doğmuş bir çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak id'in sorumluluğudur. Freud, id'in haz ilkesi diye bildiğimiz bir şeye dayandığını iddia eder. Yani id sonuçları hesaplamadan direkt o an nasıl iyi hissedecekse onu yapar. Ve elde edeceği hazzın uğrunda hangi insanların zarar göreceğini umursamaz. Zira id sadece tatmin olmak ister. Örneğin bir bebeğin altı ıslandığında veya karnı acıktığında istediğini elde edebilmek için bıkmadan usanmadan ağlaması id'in bir tepkisidir. Egodaysa durum biraz değişiyor. Ego zamanla etraftaki diğer insanların da istek ve arzularının olduğu gerçeğini kabul ediyor ve daha gerçekçi bir tutum sergiliyor. Bu yeti 3 yaşlarına doğru gelişmeye başlıyor ve kişi sırf hazzı tatmin etmek uğruna girişeceği yolların sonucunu hesaplamaya başlıyor. Böylece makul bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Örneğin çocuk istenmeyen bir hareketi yapacağı zaman 2 defa düşünüyor. Çünkü ya karşılığında azarlanacaktır ya da anne babası bu hareket karşısında üzülecektir. Süperego ise 5 yaşlarındayken gelişir ve bu yeti toplumsal değerleri, ebeveynler ve otoriteler tarafından bize öğretilen doğruları ve kabullenilmiş şeyleri içerir. Freud'a göre sağlıklı bir kişi egosu id ve süperegosundan daha baskın gelen kişidir. Çünkü ancak böyle bir durumda içinde bulunduğumuz koşulları dikkate alabilir ve süperegoyu rahatsız etmeden id'in ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Ve kişilik bozuklukları da bu 3 özelliğin uyumsuzluğu sonucunda ortaya çıkarlar. Ya da kişilik tipleri bu özelliklere göre şekillenirler. Örneğin süperegosu yüksek olan biri son derece katı, muhafazakar ve ahlaki kurallara bağlı, aynı zamanda da otoriter bir tavır sergileyecektir. İdi baskın biri ise hiçbir ahlaki değeri veya diğer insanları önemsemeyecektir. Sadece kendi çıkarını hesaplayacaktır ve bizim kötü diye ifade ettiğimiz davranışları gönül rahatlığıyla sergileyecektir. Aslında şu id, ego ve süperego üçlemesini şu şekilde ifade etsek daha kolay. Bizler çizgi filmlerde hep ne gördük? Bir kişi sağ tarafında iyi bir melekle, sol tarafında kötü bir şeytanla gezer, değil mi? Yani şeytan vesvese verir, melekse vicdanın sesi olur. Ki hadislerde falan da bu türden kurgular vardır. İşte bu kurguya baktığımızda it şeytan, melekse süperegodur. Biz de orta kısımda kalan şahıs, yani egoyuz. Ki zaten ego Yunanca'da ben demek ve bu kavram da buradan geliyor. Hatta egoizm deyince kendini beğenmiş değil, bencil demiş oluyoruz. Ama son zamanlarda yanlış kullanılıyor. Neyse, başka bir örnek daha vereyim. Mesela diyelim ki siz bir at arabası sürüyorsunuz ve önünüzde iki tane at var. Bir tarafta it, bir tarafta süperego. Şimdi it kendi istediği tarafa giderse yoldan çıkarsınız ya da süperego kendi istediği tarafa hareket ederse yine düzgün bir şekilde ilerlemek imkansız olur. İkisinin de belli istikamette ilerlemesi ve sürekli kontrol edilmesi, yönlendirilmesi lazım. İşte ego, yani biz burada devreye giriyoruz. Ve bütün kişilik kuramları da bu dengeyi veya dengesizliği ayrıntılarıyla ifade etmeye çalışan kuramlardır. Fakat elbette ayrıntılar değişiyor. Ve bu kuramlara geleceğiz. Fakat en başında kişiliği veya karakteri anlamak lazım. Şimdi psikologlar kişiliği düzenli bir şekilde belli hareketleri sergilemek ve belli durumlara belli tepkileri vermek diye ifade ediyorlar. Örneğin bir kişi belli bir hareketi yaptığınızda her seferinde kızıyorsa o artık onun kişiliğidir ve kişilik bir süreklilik arz eder. Yani bugün başka, yarın başkaysanız bu kişilik değildir, karakterdir. Kişilik değişmez ama karakter değişir. Yani aslında kişinin mizacıyla yapısı farklı şeyler. Mesela sürekli en ufak bir şeyde bile kızmak, köpürmek bu mizaçtır, değişmez. Ama kızdıktan sonra çevreye zarar vermek bu yapıdır, bu değişebilir. Yine köpürme ihtimaliniz var. Başınızdan aşağı kaynar sular dökülür, kıpkırmızı olursunuz ama küfretmezsiniz. 5 yıl önce ediyordunuz, kavgacıydınız, artık öyle değilsiniz. Bu durumda kişiliğiniz sabit kaldı, mizaç aynı kaldı ama karakter değişti. Şimdi kişiliğin nasıl geliştiğini anlamak amacıyla oluşturulmuş birçok kuram var. Mesela özgür irade ve bireysel tecrübeleri ön plana alan hümanist kuramlar, örneğin Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi örnekler ya da erken deneyimlere ve bilinç dışına vurgu yapan psikanalitik kuramlar, örneğin Sigmund Freud'un çalışmaları ki zaten bunları anlattık, yine devamında klasik ve edimsel koşullamayı temel alan davranışçı kuramlar, ya da kişiler arası farklılıklara dikkat çeken Allport'un özellik kuramı ve diğerleri, bizim hal ve hareketlerimizin temelinde yatan motivasyonları açık bir şekilde masaya yatırmaya çalışıyorlar. Fakat bu videoda bunların hepsine değinmeyeceğiz. Daha ziyade özellik ve kişilik kuramına bakacağız. Özellik kuramını özetlemek gerekiyorsa eğer, esasında burada Harvard'lı psikolog Gordon Allport'un 1936'da kişilik kuramı adıyla öne sürdüğü kuramına bakmak yeterli olacaktır. Allport kuramına bir sözlük üzerinden çalıştı ve benzer kelimeleri, daha doğrusu benzer eğilimleri ve ifadeleri içeren benzer tanımları bir araya topladı. Bunu şöyle düşünmek lazım. Ahmet'te borderline kişilik bozukluğu var dediğimizde bu kişilik bozukluğunun bir takım hareketleri içermesi gerekiyor, değil mi? Yani Ahmet şöyle bir durumda şöyle yapar. Şöyle yaparsak şöyle bir tepki verir. Ya da kişide bipolar kişilik bozukluğu var diyorsak sabah şöyle davranır, akşam böyle davranır gibi kişinin dengesizliği ile alakalı bir şeyleri ifade etmiş oluruz. İşte bu kişilik bozukluklarının veya bu hastalıkların ifade edilebilmesi için öncelikle bunların neyi içerdiğinin ve hangi tepkilerin yan yana bulunduğunun saptanması gerekiyor. Bu açıdan Allport gerçekten ilk taşı deviriyor. Tabii ardından başka insanlar da bu kuramın üstüne birçok şey ekleyecekler. Ama bunlara zaten geleceğiz. O yüzden şimdiden kafa karıştırmayayım. Ben Allport'tan devam edeyim. Allport bütün bu saptadığı özellikleri esasında 3 kategoriye ayırdı. Bunlar kardinal özellikler, merkezi özellikler ve ikincil özellikler. Kardinal özellikler bireyin tüm kişiliğini kontrol ve ifade eden özelliklerdir. Ve bireyin kendisiyle eş anlamlı gibidirler. Zira çok nadirlerdir. Bu özellikler İsa gibi altruist olmak, yani hep başkalarının iyiliğini düşünmek veya narsist olmak, adeta her şey sizin için yaratılmış gibi düşünmek ya da makyavelist olmak, yani kendi çıkarınız uğruna diğer insanları ezebilmek ve zafere giden yolda her şey mübahtır diyebilmek gibi ayırt edici özelliklerdir. Merkezi özelliklerse dostluk, nezaket ya da dürüstlük gibi genel özellikleri içerirler. İkincil özelliklere baktığımızda ise, örneğin sunum yapacak bir öğrencinin gergin ve agresif bir ruh haline girmesi gibi yalnızca belli koşullarda ortaya çıkan özellikleri görürüz. Örneğin son derece terbiyeli ve sakin görünen bir arkadaşınız, bilgisayarda League of Legends oynarken bambaşka bir kişiliğe bürünebilir. İşte bu ikincil bir özelliktir. Devam edersek, psikolog Raymond Cattell, Gordon Allport'un kuramı üzerinde çalışarak 16 kişilik faktörü adını verdiğimiz yeni bir kuram geliştirdi. Neredeyse 5000 kelimeyi ihtiva eden Allport'un kuramını 171 özellikte topladı ve geniş çaplı bir anket düzenledi. Bu anketin sonucunda birbirine benzeyen özellikleri bir araya getirdi ve faktör analizi adını verdiğimiz istatistiksel bir yöntem kullandı. Böylece bütün bu 171 özellik 16 kişilikte toplandı. Cattell, bu özelliklerin bütün kişiliklerin kaynağı olduğuna ve her insanda bulunduklarına kanaat getirdi. Sırasıyla ifade etmek gerekiyorsa özellikler şunlar. 1. Soyuta odaklılık. Bu çözüme odaklı ve pratik olmaya karşı çekimser kalmayı içeriyor. Yani bir problemle karşılaştığınızda ne yapacağınızı, bundan nasıl kurtulacağınızı hesaplamak yerine "Of, ne yapacağım ben şimdi, niye böyle oldu ki?" gibi şikayet etmeye benziyor. 2. Endişe. Bu güvenli ve rahat olmaya karşı endişeli ve güvensiz olmayı içeriyor. Yani kafanız hiçbir zaman rahat olmuyor. 3. Baskınlık. Bu etkin olmaya karşı edilgen olmayı içeriyor. Yani kendi bildiğinizi okuyorsunuz. 4. Duygusal denge. Bu çabuk etkilenmemeyi ve duyguca dengeli ve sakin olmayı içeriyor. 5. Canlılık. Bu coşkulu ve spontane olmaya karşı ciddi ve tedbirli olmayı içeriyor. Yani hep hesaplı davranıyorsunuz ve kötümser bir tavır takınıyorsunuz. 6. Değişime açıklık. Bu esnek ve yeni deneyimlere açık olmak yerine gelenekselci olmayı içeriyor. Yani eski köye yeni adet getirmemeyi içeriyor. 7. Mükemmeliyetçilik. Bu organize ve disiplinli olmak yerine esnek ve çelişkili olmayı içeriyor. Her şey en iyisi olsun istiyorsunuz ve neredeyse hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. 8. Ketumluk. Bu dobralığa ve iyi niyete karşı diplomatik olmayı içeriyor. Yani ortama uyum sağlamıyorsunuz. 9. Problem çözme. Bu soyut ve daha zekice düşünmek yerine somut ve daha az zeki olmayı içeriyor. 10. Kurallara bağlılık. Bu otoriteye, genel kabule ve kurallara uygun davranmayı içeriyor. Yani babam öyle diyorsa öyledir. Ben böyle yaptım çünkü dedem de öyle yapmıştı. Vesaire vesaire. 11. Kendine güven. Bu gruplardan ziyade kendinize bel bağlamanız ve özgüvenli olmanız demektir. 12. Duyarlılık. Bu nesnel ve gerçekçi düşünmeye karşı öznel ve duygusal düşünmeyi içeriyor. Yani yufka yürekli ya da hayalperest olmak. 13. Sosyal girişkenlik. Bu çekingen ve utangaç olmaya karşı cesur ve rahat olmayı içeriyor. Bu tipteki insanlar daha sosyaldirler. Arkadaş bulmaları daha kolaydır ve genellikle enerjiktirler. 14. Gerginlik. Bu rahat ve sabırlı olmaya karşı sabırsız ve gergin olmayı içeriyor. 15. İhtiyatlılık. Bu güvenmeye ve şüphe etmemeye karşı şüpheci ve güvensiz olmayı içeriyor. Yani adı üzerinde. 16. Sıcakkanlılık. Bu eleştirel ve mesafeli olmak yerine sıcak ve ilgili olmayı içeriyor. Tabii bu 16 model bütün kişilik kuramlarını veya psikolojiyi tek başına ifade edemez. Başka modeller de var. Örneğin Hans Eysenk'in 1947'de diğer kişilik kuramlarından bağımsız bir kişilik modeli ortaya attığını ve bu modelin 1970'lerde daha da geliştirildiğini görüyoruz. Bu model, hepimizin temelde 3 ortak özelliği paylaştığımızı iddia ediyor. Birinci özellik, içe dönüklüğe karşı dışa dönük olmak. Yani yalnız, asosyal ve sessiz bir tip olmaktansa sosyal, aktif ve sıcakkanlı olmaktan bahsediyoruz. İkinci özellik, nevrotizme karşı duygusal istikrar. Yani bu şu anlama geliyor. Eysenk'e göre nevrotik kişiler duygusallaşmaya ve altüst olmaya yatkındırlar. Yani en ufak bir sözünüzde ağlamaya başlarlar ya da ilk aksilikte yaptıkları işten vazgeçerler, hemen pes ederler vesaire. İşte bu, bunun tam tersi. Yani daha dirayetli, daha kararlı, daha istikrarlı olmak. Üçüncü özellik, psikotizm. Bu da şöyle, psikotik bireyler saldırgan, antisosyal veya diğer insanlara karşı duyarsız kimselerdir. Zaten psikopat dediğimiz kişilik de buradan geliyor. Ender de olsa bazı insanlar böyledir. Empati duygusundan ya da süperegodan yoksunlardır ve diğer insanları umursamazlar. Dexter izleyenler bilir. Bütün bu bilgiler kapsamında son zamanlarda hem Cattell'ın kuramından hem de Eysenk'in kuramından hareketle bunların bir toplamı ve özeti olacak şekilde 1980'lerde McCrae ve Costa gibi psikologlar 5 faktör modeli adını verdiğimiz bir model oluşturdular. Bu 5 faktör şunlardır. 1. Deneyime açık olmak. Bu hayal kurma, yaratıcılık ve çeşitli ilgi alanlarına dair merakınızı ifade ediyor. Örneğin yeni bir şey öğrenmeye müsait misiniz? Veya sanata ilgi duyuyor musunuz? Ya da bir hobiniz var mı? Diğer bir ifadeyle çok yönlü müsünüz yoksa monoton musunuz? Çünkü çok yönlü insanlar daha adaptiftir. Tersi insanlarsa genelde vasıfsızdır ve bu insanlar pek de mutlu bir hayat yaşamazlar. Bu aynı zamanda kişiliğiniz hakkında da bir ipucu vermiş olur. 2. Dışa dönük olmak. Bu bizim sosyallik düzeyimizle alakalıdır. Ama zaten bunlardan bahsettik. 3. Duygusal denge veya nevrotizm. Bu adı üzerinde bizim duygusal denge düzeyimizle alakalı bir şeydir. Örneğin bugün iyiyken hiçbir sebep olmadığı halde yarın kötüysek bu dengesiz olduğumuz anlamına gelir. Bipolar kişilik bozukluğu bunun en meşhur örneğidir. 4. Uyumluluk. Bu da adı üzerinde uyumlu olmak, çevreye ayak uydurmak ve diğer insanlarla beraber yaşamayı başarmaktır. 5. ve son özellik, sorumluluk. Bu da bizim organize olabilmemiz, düşünceli davranabilmemiz, örneğin söz verdiysek tutmamız ya da etrafımızdaki insanlara yardımcı olmamız. Ki bu genelde yardımseverlikle ya da iyilikle ifade edilir. Bütün bu özellikler iyi kötü nasıl bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Evet, bence yeterince kuramdan bahsettik ki daha bahsetmediğim birkaç tane daha var ama yani eğer psikolog veya psikiyatr olmayı planlamıyorsanız bilmeseniz de olur ki zaten psikolog veya psikiyatr olmayı planlıyor. Bu şekilde bir kariyer hedefliyorsanız okulda her türlü öğretecekler. O yüzden ekstra söyleyecek bir şey bulamıyorum. Elbette istek olursa, bu seri tutarsa psikolojide, psikiyatride bu alanlarda önemli olan bazı kuramlar, deneyler ve karakter tiplerinden de bahsedebiliriz. Yani başka videolar da gelir ama bence şimdilik iyiyiz. Bu arada internette bu kuramlardan hareketle oluşturulan bazı siteler var. İşte 16 Personalities gibi bir takım yerler var. Oraya giriyorsunuz ve 100 tane soruyu cevaplayıp hangi kişilik tipine ait olduğunuzu görmeye çalışıyorsunuz. Yani bunlar biraz burç bakar gibi cevap veriyorlar. Kimse öyle 50-60 tane soruyla kim olduğunu anlayamaz. Zaten eğer gerçekten kişiliğinizle alakalı bir sıkıntınız varsa veya kendinizi tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız profesyonel bir yardım alsanız daha iyi olur. Zira o insanlar sizle ilgilenecekler, karşı karşıya konuşacaklar, sizi inceleyecekler ve ona göre konuşacaklar. Her neyse, şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.